sergi aslında benim eğitim yıllarımdan beri devam eden bir tartışmanın, yani benim içimde sürekli süregiden bir çalışmanın da aynı zamanda sonucu. Her ne kadar bir yurt dışı, bir residency sonrası sergisi gibi görünse de tam olarak öyle değil. Aslında ben Orta Doğu Hava Yolları, ki işin ironisi olarak bir köşeye koyabiliriz hava yolu meselesini, çünkü serginin içerisinde böyle bir konsept söz konusu değil. Daha çok Osmanlı sonrası ve kolonyalizm sonrası çalışmalarıma ve aslında buradaki tarihin Orta Doğu'da Osmanlı sonrası nasıl süre gittiğine dair çeşitli mikro araştırmaları yan yana koyarak bir araya getirdiğim bir sergi. Birkaç temel referanstan ortaya çıkıyor. Bunlardan belki birini örnekleyebilirim. Beyrut Amerikan Üniversitesi'ne benim çok yakın da bir dostum olan akademisyen ve bir Osmanlı uzmanı bir gün bana çok net olarak şunu söylemişti. Yani evet, Osmanlı'nın dağılma döneminde birçok şey değişti, sistem değişti ama bu değişimi en çok Türkler yaşadı. Yani bizler bir şekilde burada kalmaya devam ettik. Bir şekilde Orta Doğu'nun diğer şehirlerinde, Halep'te, Şam'da, Filistin'de ya da Beyrut'ta Osmanlı hayatı bir şekilde süre giderken aslında bu hayattan tamamen kopan ve izole olan Türkler oldu. Ve Türkler alfabeyi de değiştirerek, kültürü de değiştirerek ya da yeni bir modernizm tanımı getirerek ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde bambaşka bir kutuba geçti. Tırnak içerisinde batılılaştı. Tümüyle batılılaştı. Ama kalan biz olduk. Yani aslında bugün senin Halep'te ya da Şam'da ya da Orta Doğu'nun herhangi bir küçük şehrinde gördüğün hayat 16. yüzyıl, 18. yüzyıl Osmanlı hayatı. Bu açıdan bu ilişkiyi bugünün Türkiyelileri olarak bizim nasıl kurduğumuz ve buraya nereden baktığımız ve buradan nasıl bir kritik ürettiğimiz çok bize kalmış bir şey. Ben kendi araştırmalarımda daha çok minorities ve kimlik üzerine çalıştığım için belki bunun üzerinden gidiyorum. Belli bir araştırmacı için, başka bir araştırmacı için bu bambaşka bir saha gibi okunabilir. Ama her şeyden önce Orta Doğu benim için çok büyük bir akvaryum ve çok büyük bir laboratuvar çalışmak için ve oradan bir sürü sonuç almak mümkün. Bu bir ön hazırlık diyebilirim. Yani bir bu kadarı daha var. Çünkü ben ilk sergiyi Beyrut'ta yapmıştım ve orada suvenir travmayı yapmıştım geçtiğimiz sene. Aslında o sergiyle de konuşan bir tarafı var bunun. Bu sergiden sonra ben yine gidip gelmeye devam edeceğim ve yine çalışmalarım bu yönde devam edecek. Çünkü benim orada dediğim gibi araştırdığım şeyin bugün benim kim olduğumla çok ciddi bir ilintisi ve ilişkisi var. Ve süre gidecek diye düşünüyorum. Bu serginin toplamında aslında benim son 90 günlük bir deneyimim, bir Beyrut deneyiminin toplamından bahsedilebilir. Çünkü üretimler son halini orada aldı ve orada aslında Türkiye'de, İstanbul ayağında da bir serginin devam edeceği fikri çıktı. Ben Beyrut'a tam olarak, yani Beyrut Residency'mi tam olarak aslında bu üretimleri gerçekleştirmek için yapmadım ben. Aynı zamanda o sırada başka bir arşiv projesiyle çalışıyordum ve Arap Image Foundation'dan öncelikle bu arşivin laboratuvar aşamalarını ve farklı aşamalarını öğrenmek amacıyla gittim. Workshoplar için gidip geliyordum. Daha sonra bu bir residency'ye dönüştü ve ben bu 90 günde arşivi bir kenara bırakarak Orta Doğu ile ilişkilenmek için de belli fırsatlar yakaladım diyebilirim. Çünkü aynı zamanda o dönem Suriye başıydı hemen ve Suriye'den mülteciler gelmeye başlamıştı. Yine ortalık oldukça karışıktı. Benim gittiğim tarihin hemen bir hafta kadar öncesinde oradaki iktidar değişmişti ve bununla ilgili ciddi bir gerilim vardı orada. 40 günün akabinde artık Türkiye'nin gündeminden tamamen koptum. Çünkü öyle de bir girdap Orta Doğu. Yani içerisine girdiğiniz zaman bir şekilde kendinizi içerisinde bulduğunuz ve içinden konuşmaya başladığınız an aslında bir anda taraf oluverdiğiniz, bir anda bitmek bilmez bir tartışmanın içerisine girdiğiniz, bu Osmanlı olabilir, dün olabilir ya da yarın olabilir, hiç fark etmiyor. Ciddi bir girdap ve orada artık son bir ayımı tamamen oranın gündemi için çalışarak ve orası için yorularak geçirdim diyebilirim. Bir taraftan da bu sergi oluşmaya başladı, bunların tümüne paralel olarak. Zaten sergideki işlerin bir kısmı benim çok daha geçmiş çalışmalarıma referans veren işler. Çünkü aynı zamanda da kültürel antropoloji kökenli olduğum için sosyal bilimlerde doğu kültüründen bir şekilde kaçış yok. Ama sanat bir şekilde sizi daha batıya endeksliyor diyebilirim. Yani eğer Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde
Hele ki güncel sanat gibi bir alan üzerinde çalışıyorsanız gözünüz hep Batı'nın üzerinde olmak zorunda. Hep Batı'daki tartışmaları takip etmek zorundasınız. Hep Batı'ya dönük iş yapmak zorundasınız ya da en azından böyle bir beklentiniz var. Bu açıdan ben küçük bir kopma yaşamıştım sonrasında ama şu an oraya da geri döndüm bir defa daha. Eski çalışmalarıma da ve orayla kurduğum çok eski ilişkilere de geri dönmüş oldum.